Komutanım, NATO tatbikatlarından dönmekte olan filomuz şu anda vatan göklerimize girmiş bulunmaktadır. Telsizle bildirin. Müsabakalardaki üstün başarıları için hepsinin gözlerinden öperim. Vatan göklerine hoş geldiler. Uçuş komutanınız Albay Fikret Barut, vatan göklerine hoş geldiniz der. Müsabakalardaki üstün başarılarınız için hepinizin gözlerinden öper. Sağ olsun komutanımız. Cemal! İstanbul'a gidiyorum, Seraplara da uğrayacağım. Bir diyeceğin var mı? Ne diyebilirim ki komutanım? Selamlar, hürmetler. Bu kadar mı? Siz beni komutanım olarak sevdiğiniz kadar ağabeyimmişsiniz, babammışsınız gibi de seversiniz. Seni anlıyorum Kemal. Ama ben bu işi yapabilecek miyim? Neyse, uçak kalkmak üzere. Allah'a ısmarladık. Güle güle komutanım. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Sayın dinleyiciler, uluslararası müsabakalarda üstün başarılar kazanmış olan Zafer Kartallarımız dün yurda dönmüşlerdir. Şimdi marşlar dinleyeceksiniz. Ah, yaşasın Zafer Kartallarımız! Var olsunlar. Ruhun şad olsun Necdet. Pilotlarımız yüzümüzü gene hak ettiler. Gözlerin doldu anne. Bunlar gurur yaşları, iftihar, sevinç pırıltıları. Anneciğim, bana ilk ütümde bayrak ütülemesini öğretmiştin. Bayrak sevgisini... bana milli hisleri sen aşıladın. Yarın bayram, şanlı bayrağımız penceremizde kana kana dalgalansın. Serap, geçenlerde Selma Hanım seni oğluna ister gibi yaptı. Faruk Bey kibar bir gençtir. İyi bir doktor olduğunu da söylüyorlar. Seninle konuşmak istiyorum. Yanıma gel. Yanıma gel yavrum. Ben de her anne gibi kızımın mutluluğunu isterim. Sana yanlış bir adım attırmak veya kendim yanlış bir yolda yürümek istemem. Kemal'e olan hislerin gözümden kaçmıyor. Ama bu gençliğinin bir aldanışı olabilir. Rica ederim anne, bu bahsi kafa. Geleceğe ait kararlar alma zamanı yavrum. Baban da kıymetli bir havacıydı. Onunla sevişerek evlenmiştik. Rahmetli deden de beni ona vermek istemiyordu. Oysa hemen her gün evimizin üzerinden uçar, insanı heyecandan heyecana sürükleyen tehlikeli gösteriler yapardı. Bir gün de rüzgarından mı ne, bacamız yıkılmıştı da baban için deden, bu deli kartal bir gün civcivi kapacak demişti. Deli kartal. Evet, deli kartaldı baban. Mesut, renkli ama zaman zaman heyecan dolu bir hayat geçirdik onunla. Bugün teneffüs ettiğim havanın içinde hep o, anne! Anneciğim! Onu çok mu seviyorsun? Söyle Serap! Konuş! Onu çok mu seviyorsun? Evet! O da baban gibi bir deli kartal! Babam gibi! Geçenlerde Fikret Albay, bana bir havacı hanımıydınız! Damadınızın da bir havacı olmasını ister miydiniz diye sordu. Bir cevap vermiş miydin anne? Evet! Sadece havacıları sevdiğimi söylemiştim. Baban da damadının bir hava subayı olmasını arzulardı! Anne! Deli kartal! Kemal de demek senin gibi deli bir kartal! Şöyle buyurun amcacığım. Teşekkür ederim yavrum. Fikret Bey. Menacı niye getirmediniz?
Ablamı öyle özledim ki! Ben görevli olarak dün geldim. Yarın gece de döneceğim. Size de şöyle bir uğrayayım dedim. Çok iyi ettiniz. Yarınki törene gidiyor musunuz? Elbette! Kemal'in filosu da geçecek. Yarın gidiyoruz değil mi anneciğim? Elbette dedim ya! Serap yavrum, şimdi bana az şekerli bir kahve pişir bakalım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bakın Cavidan Hanım, Allah'ın emriyle Serap'ı Kemal'e istersem cevabınız ne olur? Necdet'in meslektaşı, silah arkadaşısınız. Siz bu izdivacı uygun bulduktan sonra, Kemal'i küçüklüğünden bilirim. Dürüst, namuslu bir gençtir. Vallahi hanımefendi, bu jetler şöyle bir pikiye geçtiler mi? Buyurunuz amcacığım. Teşekkür ederim yavrum. Gene jetlerden mi bahsediyorsunuz? Evet. Bu jetler çok yüksek bir hareket kabiliyetine maliktirler. Şöyle bir dalışa geçtiler mi, kahve pişiyor mu yavrum? Pişiyor amcacığım. Demek jetler çuuu! Konuştuklarımızı duydu mu acaba? Duysa da ne çıkar? Kale içeriden fethedilmiş bir kere. Anlayamadım. Serap'ın Kemal'e olan zaafını çoktandır biliyorum. Serap da benim bu evlenmeye itiraz etmeyeceğimi, arzuladığımı bilir. Demek yalnız kale değil, hükümet merkezi de işgal edilmiş de benim haberim yokmuş. Bunun böyle olmasını Necdet de arzulardı. Dün jet filolarımız geçerlerken eminim onun ruhu da onlarla beraberdi. Koca Necdet! Deli kartalım benim! Arzun oldu! Bir hava subayı damadımız olacak! Hem de şanlı şerefli bir jet kahramanı! Rahat ol, Allah onu korusun! Ağlıyordu. Buyurun. Rahmetli babandan bahsediyorduk. Güzel bir çift olacaklar. Özür dilerim Fikret Bey, kendimi tutamadım. Evet? Oh, sen misin Kemal? Sizleri gururla seyrettik. Dün annem gözyaşlarını tutamadı. Efendim? Öyle zannediyorum ki annem bu jet kahramanımızı bağrına basmak ister. Şu halde yemeğe bekliyoruz. Fikret amca da bizde. Ben Albay Fikret. Dinle üsteğmen. Burada görevli olarak bulunuyorum. Gece üste döneceğim. Sana verilecek bazı talimatlarım olacak. Akşam yemekte burada buluşuruz. Saat tam 20'de. Üsteğmen, emri tekrar et. Komutanım, bu akşam yemekte Serapların evinde buluşacağız. Saat tam 20'de. Tamam üsteğmen. Barutmuşsun komutan amca! Bazı talimatlar dediniz. Evet, askeri sırdır. Yapılacak bazı işlerim var. Alaısmarladık. Ama amcacığım, hiçbir şey anlayamadım. Doğrusunu isterseniz ben de bir şey anlayamadım komutan amca. Akşama anlarsınız. Başarılarınızı radyodan dinlerken içim içime sığmıyordu. Biz görevimizi yaptık. Bu bir görevdi. Heyecanı büyük, manası büyük bir görev. Gururu, şanı, şerefi büyük bir görev. Atlarının nallarıyla dünyanın dört yanını damgalayan üstad. Kendi yetiştirdiği atlarıyla, kendi yaptığı silahlarıyla, kendi döktüğü toplarıyla. Ve bugün... Ve bugün göklerin derinliklerinde duyduğumuz acı. Anlıyorum. Kendi uçağımızı yapamamışlığımızın acısı bu. Ama bu millet gerçekleştirecek bunu Kemal. Türk mühendisinin, Türk işçisinin alın teriyle yoğrulmuş uçaklarda uçmak daha manalı olacak. Bu millet kahraman havacılarıyla olduğu gibi bir gün kendi yapısı uçaklarla da gökyüzünün derinliklerine Türklüğünü haykıracaktır. Buna inanıyorum Serap, gidelim. Şimdi ben seni eve bırakayım. Akşama geleceğim. O kadar.
kadar çok şey almışsın ki amcacığım? Hem şampanyaya ne lüzum vardı? Buna cevap vermeyeceğim. Bu da mı askeri bir sır komutan amca? Evet kızım. Ama komutanım, üst emriniz talimatlarınızı almaya henüz gelmedi. Daha bir dakikası var. Saniyesi saniyesine gelir. Çünkü o tam bir askerdir. Ah! Bahçe kapısında biri var! Anne, sen kapıya bakın, ben üstümü değişeyim! Gel yavrum, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin üsteğmen. Komutanım. Şapkanı alayım. Sağ ol yavrum. Her gelişte böyle yapar, şehit komutanına gösterdiği saygı bu. Seni niye bu kadar sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum Kemal. Sağ olun komutanım. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk Sera. Fikret Bey, şu istakozu... Evet. Kale içeriden fethedilmiş, hükümet merkezi de çoktan teslimmiş. Meydan müsait, inişe geçebilirsin üsteğmen. Evet komutanım. Ben şu istakoz işini halledeyim. Komutan amcamın dediklerini pek anlayamadım. Ama dik ve sert. Öyle, disiplini sever. Gitti, niye hala esas vaziyetindesin? Sera! Söyle! Komutan inşa geçebileceğimi söyledi, meydan müsaitmiş. Kuzum, siz kendinizi hep jette mi zannedersiniz? Hükümet merkezi de teslimmiş. Ne diyorsun? Komutan amcanın askeri sır dediği... Üsteğmen! Buyurun komutanım! Sera! Efendim anne! Derhal gelin, bu şampanya sizin için açılacak. Şimdi anlıyorum komutan amcanın telaşını. Askeri sır, ha? Kemal! Bu bir söz kesmedir Sera. Yamandır şu benim komutan. Kemal! Sera! Komutanı kızdırmayalım. İnan Sera, gözlerinin derinliklerinde dinleniyorum. Dinleniyorum gözlerinin derinliklerinde. Kemal! Geç oldu, gitsek. Gidelim. Yarın gidiyorum. Nereye? Görevime. İznim bitti ya. Demek ayrılık. Tekrar gökyüzünde akıp giden bulutları seyretmek. Tekrar gökyüzünde jetlerin çatırdılarında seni bulmak ümidiyle gökyüzünün derinliklerine dalmak ve beklemek. Beklemek. Halbuki sen her an benimlesin Sera. Ta içimdesin. Ya sen? Teneffüs ettiğim hava, rüzgar, fırtına, bora, bulutlar, şimşekler, yıldırımlar... Gökyüzünün bütün dehşetinde, bütün güzelliklerinde sen! Tatlım benim! Gidelim! Gidelim canım! Yarın akşam bir uçak var, onunla gideceğim. Öğleye yemeğe size gelirim. Annene ala ısmarladık demek için. Dün telefonda uzun uzun konuştuk. Fikret amcan da, Melahat ablan da aynı fikirdeler. Sen gelecek ay liseyi bitiriyorsun. Nikah, düğün bir arada olur. Önümüzdeki tatbikatlardan sonra kendi aramızda nişan yaparız. Sen nasıl istersen anneciğim. Benim uysal yavrum. Ben gece uçmasına bayılırım. Düşün bir kere, altında uyuyan bir şehir. Hele İstanbul'a bir gece tatbikatı yapılsa! Ya Boğaz Marmara? Her neyse, sen yarın akşam bana arabanı verecek misin? Elbette! Hele bu geceki tatbikat başarıyla bir bitse! Kemal! 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 Kemal!
Anneciğim! Yavrum benim! Geldin mi yavrum? Liseyi birincilikle bitirdim. Tebrik ederim. Üstün başarılarını sadece senin üst emeğinin toplayacak değil ya. Biraz da biz iftar listelerine geçelim. Bugün gazeteyi okumadım. Tatbikatlardan bir haber var mı? Silahlı kuvvetlerimizin büyük başarısıyla sona ermiş. Elbette. Harp oyunu bu, Türk bu, Mehmetçik bu. Ben üstümü değişeyim. Evet. Evet generalim. Biraz elleri, yüzü, fakat gözleri. Gözleri görmüyor generalim. Kemal benim. Sağ olun generalim. Sağ olun. Olayın gizli tutulmasını istiyorum. Bir sözlüsü var da. Emredersiniz generalim. Sağ olun. Sağ olun generalim. Evet. Ooo, siz misiniz komutan amcacığım? Evet, sizi dinliyorum. Konuşsanıza! Konuşsana Fikret amca! Yoksa acı bir haber mi? Bunu da nereden çıkarıyorsun? Ne acı haberi? Yalnız... Yalnız? Evet, yalnız! Çabuk söyleyin amcacığım! Bu ne heyecan, bu ne endişe! Tatbikata iştirak eden uçakların bir kısmı, komutanlığın ani bir emriyle biraz evvel İtalya'ya hareket etti. Anlayacağın, Kemal sana telefon etmeye vakit bulamadı. Ben demedim mi bir şey var? Peki şimdi ne olacak amcacığım? Bu ne biçim sual? Askerlik bu, çocuk oyuncağı değil. Emir aldın mı, Fizan'a bile gidersin. Peki, peki amcacığım, sinirlenmeyin! Sizin ne barut bir komutan olduğunuzu bilirim ben! Ama komutanım, ben de bir asker kızıyım! Öğrenmek istediğim, üst teğmenimizin ne zaman döneceğidir! Askerlik bu! Bakarsın üç gün, bakarsın üç ay! Hadi hadi, uzun etme! Melahat ablana söyleyeceğim bir şey var mı? Teşekkür ederim! Annene selamlarımı söyle! Allah'a ısmarladık! Zavallı Sera! Ah, sebepsiz yere nasıl da heyecanlandım! Nasıl da içime bir anda acı doluverdi! Bunlara alışmalısın yavrum! Bir asker eşi olmanın bazı zorlukları, bazı görevleri, bazı da heyecanları vardır! Hele bu asker bir havacı olursa... Anne! Yavrum! Benim gençlik günlerimi yaşıyorsun. İnsan böyle olur zaman zaman. Büyük heyecanlarla burkulur insanın içi. Yavrum, yavrucuğum! Ağlama ne olur. Senin için, üzüldüğün için. Babamı hatırladın. Hatırından çıkmaz ki o senin. Dur tatlım, sana bir kahve pişireyim mi? Sütlü yap da beraber içelim. Sen annelerin en tatlısısın! Kolay mı? Bütün hayatın bitmek tükenmek bilmeyen bir heyecan fırtınası içinde geçecek. Bitmek tükenmek bilmeyen heyecan fırtınası. Ama bunun öyle kutsal tarafları vardır ki... Göklerin adamını kalbinle... Ruhunla yere bağlamak, sevmek, hiç bıkmadan, usanmadan sevmek... Göklerin adamı için her an dua etmek... Bir daha uçmamak, uçamamak, uçanları bile görememek... Bu kadar ümitsizliğe düşmene sebep yok. Yanıkların iyi oldu. Doktorlarla konuştum, yarın gözlerin üzerinde çalışacaklar. Gözlerim tamamen yanmış.
Sizden bir istirhamım var albayım. Seraba Avrupa'da bir kazada yandığımı, kül olduğumu... ...benden hiç ama hiçbir şey kalmadığını bildirin. Çıldırdın mı sen? Bu ne biçim konuşma Kemal? Serap beni yok bilmeli. Kör bir varlık olmaktansa tamamen yok oluş daha iyidir komutanım. Yokluk unutulabilir. Dinle Kemal. Ben seni değil, doktorları dinlerim. Çevrene biraz güven. Sabırla metanetle beklemesini bil. Hadi hoşça kal. Sağ olun komutanım. Fikret'in dediğine bakılırsa dönüşleri 15-20 günü bulurmuş. Hatta bir ayı geçmek ihtimali bile var dedi. Dediğim gibi hemen yola çıkın. Serap'ın gelinliğini ben kendi elimle dikeceğim. Fikret Kemal'in sadece bir komutanı değil, aynı zamanda bir ağabeyi, bir babasıdır. Cavidancığım! Anlayacağın, biz hem kız hem erkek tarafıyız. Öyle mi? Teşekkür ederim. Öyle mi? Peki canım, bekliyorum. Serapcığımın gözlerinden öperim, Allah'a ısmarladık. Aa, sen gelmiş miydin? Ne yaptın? Serap'ı buraya çağırmamalıydın. Bunu seninle kararlaştırmamış mıydık? Evet, evet ama Melahat. Kuzum, sen açık konuşsana. Senin dilinin altında bir şeyler var. Kemal'in dönmesi bir ayı geçebilir. Biliyorsun Serap çok heyecanlı bir kız. Burada jetler, jet sesleri eksik olmaz. Kemal de yok. Üzülebilir diye düşündüm. Hadi can. Bak bak. Bunlar Serap'ın sinirlerini bozmaz mı? Bu sesler Serap'ın Kemal'i bekleyiş acısını artırır. Amma da yaptım Fikret. Daha iyi ya. Bu havayı yakından teneffüs etsin. Havacı eşlerinin ruhları uçak motorlarının sesleriyle beslenir. Bak, bu sesler nasıl bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa... ...Serap'ın da ruhuna bütün manasıyla yerleşecektir bu sesler. Doğru söyledin karıcığım, iyi tahlil ettin. Aa, hoş geldin yavrum! Hoş geldin! Serap'cığım, burada bu jet sesleri seni hiç yalnız bırakmayacaklar, gel yavrum! Uçmamak... ...uçamamak... ...uçakları bile görememek... Yo, onu bunu bilmem kumandan. Geleceksin. Misafiriniz de yabancı sayılmaz. Eski komşularımız da onlar, elbette. Söz mü? Geliriz Macit Bey, geliriz. Teşekkür ederim. Güle güle, güle güle. Bu kutsal gecemize şeref bahşettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kadehimi iyi bir eş, iyi bir anne olan Nurten'in sıhhatine kaldırıyorum. Hadi karıcığım. Annemle babamın evlilik yıl dönümleri hep böyle hareketsiz geçer. Benim doğum yıl dönümlerim ise tamamen aksidir. 40-50 arkadaş toplanırız, bizi görmelisin. Annemle babam kaçacak yer ararlar, kaçarlar da. Olgun ve ciddi insanlar. Hı hı. Annem de, babam da idealist insanlardır. Mesela yarın erken saatlerde laboratuvara girecekler. 4-5 gün çıkmadan, kimseyi kabul etmeden çalışacaklar. Kanser üzerinde büyük bir araştırma yapıyorlar. Oturalım hadi. Hı hı. Ne güzel gece, şiir gibi. Şiir gibi olan gece değil, sizsiniz Serap Hanım. Aman Murat Bey, bu ne iltifat böyle? Viski sert cinsinden galiba, abi başını döndürmüşe benziyor. Viskiden değil Nesrin, bazen güzellikler de insanın başını döndürüyor. Müsaade ederseniz Murat Üsteğmen, size istikametinizi değiştiriniz diyebileyim. İstikamet değiştirmek mi? Jet uçakları büyük bir hareket kabiliyetine maliktirler. Jet pilotları da çelik iradeleriyle derhal istikametlerini değiştirebilirler. Bundan da şu anlaşılıyor ki abi, jet uçakları ve pilotları hakkında Serap esaslı bir bilgiye sahip.
Öyle ama bazen de istikamet değiştirmek güç olur jetlerde. Hatta imkansız olur. Bir anda mecburi inişe geçmek gerekir. Öyle mi? Fakat çok dikkatli olmak gerekir Üsteğmen. Jetlerde mecburi inişler çok defa tehlikelidir. Bu bir ihtar mı? Sadece hatırlatış. Neyi veya hangi tehlikeyi? Bilirsiniz Murat Bey. İnişlerde meydanın mutlak boş olması gerekir. Meydan boş değil mi? Bir uçak var. Bir jet uçağı. Bu itirafıma, bu gönül meydanının doluluğuna saygı göstereceğinize eminim. Gördün mü Murat abi? Gene göklerin oğluna inebileceği bir başka meydan aramak düşüyor. Şu anda göklerde olmayı isterdim. Özür dilerim Serap Hanım. Darılmadınız ya. Jet uçakları büyük bir hareket kabiliyetine maliktirler. Ve pilot süratle istikamet değiştirmesi gerektiğini anladı. Bu anlayışlı pilota teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler Nesrin. İyi geceler Murat Bey. İyi geceler şık sevdi. Serap ağzından bir şey kaçırmadın ya. Ne gibi bir şey albayım? Kemal'den. Kemal Serap'ın sözlüsüdür. Neler söylüyorsunuz albayım? Söyledin mi yoksa? Hayır, hayır. Fakat demek Kemal'in sözlüsü zavallı kız. Evet, zavallı kız. Abim öyle şıp sevdidir ki. Abim için özür dilerim. O hep ben onun için üzüldüm. Çabuk unutur. Dedim ya, şıp sevdinin biridir o. Hangi arkadaşımı gördüyse bir anda aşık olmuştur. Ya sevebileceği bir kızla karşılaşamaması veya hep böyle senin gibi kalbi bir başkasına ait olanlarla karşılaşması onun talihsizliği. Ama çabuk geçer. Uçağa atlayınca göklerde çılgınca bir uçuş, sonra içinin pasını göklerde bırakır. Kalbindeki acı silinir. İnan bu hep böyle olmuştur. Garip şey. Değiştin. Çok düşüncelisin. Onu düşünüyorum. Kimi? İçimdeki kartalı. Ağustos'ta yüzbaşı olacaktım. Evlenecektik. Ümitsizliğe düşmeyin Üsteğmen. İyi olmaları imkansızmış gibi görünen nice havacılarımız bu hastaneden tekrar uçaklarına döndüler. Uçaklarına mı döndüler? Üsteğmenim, bir jet pilotuna yakışmaz bu hal. Neredeyse bir çocuk gibi ağlayacaksınız. Keşke dertleşmeseydik, üzdünüz beni. Affedersiniz. Bir daha uçamayacak olmanın acısını bilemezsiniz. Ben gökler için doğmuşum. Ruhum göklerde gıdalanır. Yere mıhlanıp kalmak ölümüm benim. Her şeye rağmen yaşamak için çaba göstermek de görevinizdir. Ne oldunuz? Sancınız mı var? Evet. Jetlerin sesleri bir bıçak gibi içime sokuluyor. Oo, sizler hep böylesinizdir. Büyük bir aşktır jetler sizin için. Büyük bir aşk. Aşktan da üstün bir bağlılıktır. Anlıyorum. Bu. Anlıyorum. Sizinle biraz bahçeye veya terasa çıkalım mı? Güneşin ışıklarını hissetmeniz yaşama gücünüzü arttıracaktır. Yaşama gücü. Dünyayı karanlık bir pencereden seyretmek için. Fikret gideli 3 gün oluyor. Tahmin ederim akşama döner. Gelsin de kızını görsün. Ah vallahi pek yakıştı. Allah nazardan saklasın. Bir peri kadar güzelsin Serap. Eline sağlık ablası, çok güzel oluyor. Serap, şöyle dön yavrum. Kemal döner dönmez komutan amcan telefon edecek. Sen de Kemal'i komutanlık kapısında karşılarsın. Ona böyle bir elbiseyle koşmalısın. Aklını başından almak için mi oğlanın? Serap, sen niye konuşmuyorsun? Bilmem, içimde bir eziklik var. Elbet, gelinler biraz nazlı olurlar ablası. Öyle kolay kolay konuşurlar mı hiç? Kardeşim! Nasıl? Ah!
Sen hava kuvvetlerimizin iftiharı, silahlı kuvvetlerin gizli bir kahramanı olarak kalacaksın. Ben ne yaptım ki komutanım? Bir kaza. Herkes böyle bilecek. Siyasi durum bunu böyle icap ettiriyor. Ama alarmdan sonra düşmanın hava kuvvetlerine verdiğin ders bizim için gizli bir zaferdir. Ben sadece görevimi yaptım komutanım. Onların karga sürülerine şahinler gibi dalmışsın. Şimdi düşman ısıramadığı ele öpüyor. Ankara'ya teminat vermiş, harp olmayacakmış. Bir arzun var mı Murat? Gitmem gerekiyor. Sağ olunuz komutanım. Ala asmadık, geçmiş olsun yavrum. Sağ olun, güle güle. Gereken düzeltmeleri sonra yaparız. Buyurunuz, ben Melahat. Ha, Serap burada. Ha, sen ağlıyor musun yavrum? Nesrin! Nesrin, nen var? Bekliyorum seni. Ne diyorsun? Murat! Murat bey! Ben de geliyorum. Evet. Hemen geliyorum. Hemen canım. Seni bu halde nasıl bırakabilirim? Ne olmuş? Murat düşmüş. Aman yarabbim! Annem babam duymamalı. Onlar şimdi araştırmalarına devam ediyorlardır. Dünyada milyonlarca kanserli bir buluş bekliyor. Rica ederim annemle babamın haberi olmasın. Çalışmalarına mani olunmasın. Hı hı. Sizi anlıyorum, merak etmeyin. Başka bir arzunuz var mı? Gözleriniz alev değmemiş, infilaktaki bir gazın tesiriymiş. Ama beni kör etmeye yetti. Ben bakar körüm artık, bakar kör. Gidebilirsiniz. Bir arzunuz? Gidebilirsiniz dedim. Peki üsteğim benim. Kimsiniz? Ne istediniz? Konuşsanıza! Sen! Kemal! Kemal! Bu nasıl olur? Nasıl olur sevgilim? Niye geldin Serap? Bana kimse bir şey söylemedi. Avrupa'dan dönüşünü bekliyordum. Seni komutanlığın kapısında karşılayacaktım. Fikret amcamlara geldik. Annemle. Güya sana sürpriz yapacaktım. Bir arkadaşımın abisi kaza geçirmiş. Çok perişandı. Onu yalnız bırakamazdım. Abisi Murat bey. Serap, susmalısın. Gözyaşı istemem ben. Sus Serap, sus! Olur şey değil. Murat da. Zil bugünlük bu kadar diyor. Yarın gene gelirsin. Kıçkırıklarını duyurmayacaksan gelirsin. Serap, hadi güle güle. Komutanıma, ailesine, annene selamlarımı söyle. Hiç mi görmüyorsun? Güle güle Serap. Allah'a ısmarladık Kemal. Güle güle Serap. Kemal! Güle güle Serap. Vakit tamam efendim. Akşam evi görmeliydiniz, ağlayan ağlayana. Müthiş bir şey bu, müthiş! Üç kadın arasında deli olacaktım. Sabaha kadar ağladılar, ağladılar. Peki Teğmen, gidin! Onları ziyaret hem hakkınız, hem de görevinizdir. Üçer kişi, üçer kişi gidin. Sağ olun komutanım. Konuşsana Kemal, hep susmak için mi bana oda arkadaşı oldun? Düşünüyorum. Neyi? Hiç, hiç Murat. Bir daha uçamayacağını. Sen hiç olmazsa uçakları görebileceksin. Ben ondan da mahrumum ya. Yok canım, sen gene iyisin. Beni bir görsen, içine göçmüş boş bir benzin bidonuna benziyorum. Gene esprilere başladın. Belki bir gün görürsün. Görmek mi? Sen benimle alay mı ediyorsun Murat? Onların hareketlerini hayalimle takip edeceğim. Ama hiçbir gün... Hiçbir gün göremeyeceğim artık.
Şimdi anlıyorum. Murat Bey'in beni hastaneye niçin istemediğini. Şimdi anlıyorum Fikret amcamın huzursuzluklarını. Bir çocuk oyalar gibi oyalamışlar beni. Zavallı anneciğim. O da öyle perişan ki. Susmak gerekir artık sen. Metin olmamızın zamanı geldi. Kader böyleymiş. Oh, siz misiniz Kemal Bey? Abim nasıl? Evet, teşekkür ederim. Peki, vereyim. Kemal! Nasılsın sevgilim? Çok teşekkür ederim. Dinle Sera. Herhalde benim üzülmememi, acı çekmememi istersin. Tedavim biraz uzun sürecek. Yarın hemen İstanbul'a dönün. Karanlık dünyamda yanımda kimseyi istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi canım? Efendim? Hayır! Hayır! Annen de sen de bir daha hastaneye gelmeyeceksiniz! Gelmeyeceksiniz! Bunu nasıl söyleyebilirsin? Büyük acımla nasıl baş başa kalırım ben? Benim yerim senin yanın. Ölünceye kadar da yanından ayrılmayacağım. Ben bir hemşire olarak Hava Kuvvetleri Hastanesi'ne girmeyi düşünürken... Yeter! Allah'ım! Necdet'in acısı soğumadan bunu da mı verecektin? Serap çıldıracak diye korkuyorum. Sen Kemal'in gözlerini iyi et Allah'ım, Murat'a da şifalar ver. Kimsiniz? Kimsiniz dedim? Konuşsanıza! Ben... Ben Serap! Kemal! Kemal! Sen... Sen... Sana gelmemeni söylemiştim! Gelme demiştim! Kemal! Sevgilim! Sevgilim benim! Gelme! Gelme demiştim! Gelme! Git! Git! Git buradan! Git! Gitmeliydi. Oh! Affedersiniz. Siz misiniz? Evet. Affedersiniz dediniz. Kapıyı vurmadan girdim de. Her zaman vuruyor muydunuz? Girerken yalnız olmadığınız aklıma geliverdi. Serap Hanım gelmemiş miydi? Gelmişti. Ama gitti. Sinirlerim çok bozuk, bana ilaç verin. Uyumak istiyorum, uyumak, uyumak. Bir daha uyanmamak. Hastanelerde hiç uyanmamak için ilaç istendiğini... Bilmiyordum doğrusu. Siz çıldırmışsınız üsteğmenim. Belki, belki de. Kırılasıca ellerim, çok müthiş bir şey bu. Müthiş olan nedir üsteğmen? Kırılasıca ellerim dedim ya. Yoksa, susuyorsunuz. Aklınıza gelen oldu, onu... Yarın gelince ondan özür dileyin. Gelmez artık, gelmesin de. Acımı anlatamam size. Benim hayat ışığımda o. Onun gözlerinin derinliklerinde ruhum dinlenirdi. Sesini duyup da onu görememek... Kalın bir karanlık içinde... Nefesini yüzümde hissetmek... Sonra ona dokunmak... Saçlarını okşamak... Bu karanlık alem içinde bu oyun niye? Görmüyorum işte, görmüyorum, görmüyorum! İşte bu sesler çılgına çeviriyor beni... Bir anda her şeyi kırmak, yakmak, yıkmak istiyorum! Kemal! Kemal sevgilim! Nedir bu çılgınlık? Beni de mi çıldırtmak istiyorsun? Kemal! Tahammülüm kalmadı artık! Demek oyun ettiniz hemşire hanım. Kalın karanlığın oyunu içinde oyun ettiniz. Ne olursun! Biraz da ben konuşayım! Hayat ışığının olduğunu söylememiş miydin?
Bu ışığın adı aşk değil miydi sevgilim? Aşkımız bütün karanlıkları aydınlatacak kadar güçlü değil miydi? Bu kopma niçin? Bu kopma niçin? Hani ben senin ta içinde, ruhunun derinliklerindeydim. Demek bir trafik kazasında kolumu veya bacağımı kaybetseydim, beni yüzüstü bırakacak, hayatımdan sıyrılıp gidiverecektin. Aşk bu mudur? Aşkımız bu mudur Kemal? Kemal konuş, konuş sevgilim, konuş! Serap Hanım'dan özür dilemelisiniz, Kemal İsteğmen. Hayır, hayır! Özür dilemesine lüzum yok. Yeter ki... Evet, bir çılgınlıktı deminki. İstersen krizde. Geçti artık, değil mi? Geçti. Sevgilim! Görüyorsunuz ya, sevmek her zaman güzeldir. Kemal İsteğmen'im, şimdi gidebilirim. Gitti. Evet. Demin de seni gitti sanmıştım. Gitti. Bir şey mi söylemek istiyordun? Evet. Seni öyle seviyorum ki Serap. Hiç içimden kopup gidebilir misin sen? Sevgilim. Ama bu karanlık dünyamda sen... Bu karanlık dünyayı paylaşacağız. Yok edeceğiz bu karanlık dünyayı, göreceksin. Aşkımız bütün karanlıkları aydınlatacaktır. Bizi birbirimize sımsıkı bağlayan sesler bunlar. Anlayamadım. İçimi kemiren bu jet sesleri mi? Duyamayabilirdik de. Sana sevgilim dediğimi duyamazsaydın... Anlıyorum. Karanlık ve sessiz bir dünyam olurdu. Ama karanlığın içinden gelen sesler bunlar. Senin sesin, jetlerin sesleri... Acı, çok acı. Hiç de değil. Sessiz karanlıktan güzel, çok güzel. Onları buradan göremedim ama seslerinden anladım. Hastanenin üzerinden geçtiler. Onları duyduğum için heyecanlanıyorum. Hissediyorum ki göklerimizin derinliklerinde şanlı bayrağımız dolaşıyor. Göklerimizin derinliklerinde şanlı bayrağımız dolaşıyor. F-100'lü bunlar. 1000 fit kadar üstümüzden geçtiler. 111. filo olmalı. 114. filoda bir eksik var. Benim filomda yokum artık. Deminkiler olamaz. Benim filom olabilir. 114. filo. Evet, evet. Benim filomdu bu. Kemal Gökhan'sız 114. filo. Burası Eskişehir. Çelik kanatlı kartallar yuvası. Kayalara çarpsa da bir kartal, kırılsa da bir kartalın kanadı... Nöbet devralır yuvanın başka bir kartalı. Uçun! Uçun benim kartal arkadaşlarım! Göklerden kopmuş, kanatları kırık... Ayaklarından yere mıhlanmış... Bu kör arkadaşınız için de uçun! 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 Kemal, sevgilim! Ne o isteğmenim, gene fazla heyecanlısınız! Acı karanlığın üzerine aydınlık bir örtü çektik. Hiç olmazsa duyabiliyorum. Güzel! Genelkurmay Başkanlığından mutlulukla, güvençle, kararla ayrılıştır bu. Herkes kararlı, muhalefetinden iktidarına kadar herkes kararlı. Kıbrıs'a bu barış harekatı yapılacaktı. Türkiye tek bir kalp gibi çarpıyor. Herkes kararlı ve Kıbrıs barış harekatımız. Allah Mehmetçiklerle beraberdir. Türk hükümeti kesin müdahale kararını açıkladı. Kıbrıs'a çıkarma yapıyoruz. Yavru vatanda kahpece yapılan katliamlara dur demek için Mehmetçi Kıbrıs'ta.
Kemal, hedefe allak mullak ettin. Asabım bozuk. Ben en iyi vuruşlarımı Kıbrıs'ta yapmak isterdim. Burada müsabakalar için bekleyiş niye? Şu halde müjdeyi vereyim. Müsabakalardan vazgeçildi. Zaten Yunanlılar gelmiyor. Piste inince hareket emrini alacaksın. Yaşasın, inişe geçiyorum. Düşman, 11 yıldır her türlü tahminin üstünde tahkimat yapmış, en umulmadık bir anda ölüm kusmak ister. Ama Mehmetçikler bir kere savaşa girmeye görsün. Mehmetçik bu, Türk bu. Düşmanın tahkim edilmiş, ölüm kusmak isteyen sinsi yuvalarını bir bir bulup cehenneme çevirmek işi de jetlerimizin. Düşman mevzilerine, top ve makinalı tüfek yuvalarına, cephaneliklerine kartallar gibi inmek ve işte savaş coşkunluğu içinde Mehmetler, jetlerimizin cehenneme çevirdiği düşman mevzilerine alev ve barut dumanları içinde atılıyorlar. Girne. Jetlerimiz en iyi vuruşu Kıbrıs'ta yaptılar. Hedef, özgürlük ve barış! NATO, Türk ordusuyla iftihar etmeli! Kıbrıs'ta vurduğumuz tokat, Atina'da patladı! Yunanistan karıştı! Başbakanın şahsında, Türkiye tek bir kalp gibi atıyor! Erinden komutanına kadar! İktidar ve muhalefet partilerinin tümüyle bu karar. İkinci barış harekatı Magosa'ya kadar.
safa çıkarma yapmak isteyen 6 Yunan gemisinden 3'ünü denizin dibine gömdük. Jetlerimiz taş üstünde taş bırakmadı. Magosa'yı aldık, adayı ikiye böldük. Türkler, dünya askerlerine yeni bir ders verdi. Yunan perişan oldu. Kıbrıs'ta zafer ordumuzun gazetecisi kayboldu. Gazeteci Adem Yavuz şehit oldu. Barbarlar! Olmaz böyle şey! Bunu yapanlar insan olamaz! Bir büyük ölü geliyor bayrağa sarılı. Öyle bir şehit ki dünya utansın. Adem Yavuz'un katline şimdi yalnız biz değil, dünya haykırsın. Utansın, kızarsın yüzü dünyanın. Böyle bir vahşet 20. asrın yüz karasıdır tüm insanlığın. Adem'im, Yavuz'um, Adem Yavuz'um, dağladın bizi. Ağlattın, ağlattın, ağlattın bizi. Barış ordum, aslan Mehmet'im, insan Mehmet'im. Sen Kıbrıs'ta barış harekatınla insanlık tarihine, Birleşmiş Milletler ruhuna yepyeni bir sayfa eklerken, onlar, o kararmış vicdanlar, kahpece katliamlarla vahşetin en korkunç, en iğrenç örneklerini vermekteler. Adem'im, Yavuz'um, Adem Yavuz'um, dağladın bizi, ağlattın, ağlattın, ağlattın bizi. Adem Yavuz'um, çantana baktım, ak kağıtlara ak ak yazmışsın ak savaşımızı. Kanınla boyanmış ak kağıtlarınla üzerine hak ettin bayrağımızı. Kancıkça vurulan bir gazetecinin tabutu önünde bu acı acı aykırışlar, bu hıçkıra hıçkıra ağlayışlar, bu kahrolmuş gözyaşları Birleşmiş Milletler yasalarının çiğnendiğini ilan eder. Adem Yavuz'u katledenler Birleşmiş Milletler yasalarını da katletmişlerdir. Nerede milletler arası adalet divanı? Nerede dünya barışı için konuşmalar? Nerede özgürlük özgürlük diye aykıranlar? Bir gazeteci vurulur mu? Bir gazeteci vurulursa susulur mu? Katiller, katiller, biliriz sizi. Bilirsiniz Hasan Tahsin'imizi. İşgal ettiğiniz gün İzmir'imizi, alnınızdan vuran gazetecimizi. Ne iğrenç, ne kindarsınız ki siz, Öcalır gibi Hasan Tahsin'den Adem Yavuz'umuzu ayırdınız bizden. 20. asrın yüz karasıdır Yavuz'un katli. İşkence üstüne işkencedir Adem'in hali. Kahpeliksizce zafer misali, alnınızda kapkara bir damga şimdi. Adem'im, Yavuz'um, Adem Yavuz'um, dağladın bizi. Ağlattın, ağlattın, ağlattın bizi. Görüyorum, saf saf olmuş şehitler bekleşiyor. Ruhun onlarla sarmaş dolaş göklere yükselecek. Köylün, kentlin, milletin ağlaşıyor. Sana yüz sürmek için melekler bekleşiyor. Adem'im, Yavuz'um, Adem Yavuz'um, dağlattın bizi. Ağlattın, ağlattın, ağlattın bizi. Gidiyorsun kanın renkli bayrağının altında. Gidiyorsun köylün, kentlin, milletinin elleri üstünde. Gidiyorsun şehitlerle sarmaş dolaş göklere doğru. Gidiyorsun işte Yavuz'um, Allah'a doğru. Bugün 30 Ağustos. Komutanlar en büyük komutanlarına ilerliyorlar. Bir kere daha topraklarımız için, denizlerimiz için, göklerimiz için, şanlı bayrağımız için kanlarını, canlarını seve seve vereceklerine and içmek için ilerliyorlar. Bir başka anlam taşır bugün yerle gök. Şehitler buluşurlar anıt kabir üstünde, inerler en büyük komutanlarına yüz sürmek için. Uğruna can feda şanlı sancağım, sana yan bakanın canını alacağım. Sen dalgalan şanla şerefle,
uğruna ya şehit ya gazi olacağım. Şu anda İstanbul'da başladı 30 Ağustos. Kanı tutuşmuş insanlarla doludur Vatan Caddesi.